Selacığım merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeyiz? Şu an Uşak Ulubey kanyonlarındayız ve burası hakkında bilgi almak istiyoruz. Ben kimim? Amcalar. Evet. Arkadaşlar Sena abinim, yeğenim sayılır. İsmail hocamın kızıdır. Ben Uşak Ulubeyliyim. Uşak Ulubey'de dünyanın en uzun ikinci kanyonu bulunuyor. Kanyon tabi tek parça bir şey değil. Ağaç yaprağındaki damarlar gibi bir ağa sahip. 74 kilometrelik bir uzunlukta. Şu an arkamızda gördüğümüz tepeye Asar Tepesi deniyor. Bundan yaklaşık 1000 yıl önce falan orada insanlar yaşıyormuş. Yani kale şeklinde orası normalde. Savaş zamanlarında falan orada yaşıyorlarmış. Kanyonun içinden, kanyonun aşağı yukarı 150-200 metrelik bir derinliği var. 9 sele çayı diye bir pis bir su var. Yani o organize sanayi bölgesinin kirlettiği bir suyumuz var. Sena gel kızım şöyle yanımda, sen de görün. Şimdi bu kanyonun aşağı yani güney bölgesinde Afgan Deresi var. Afgan Deresi'nde de Pebuze Antik Kenti diye bir yine antik bir şehir var. Yine kanyonun bir başka damar olan Kamilciğim ne taraftaydı o? Blandus. Blandus Eşme yolu güzergahında. Eşme yani batı tarafında da. Blandus diye yine yani yaklaşık bir 1000 yıl önce falan bir yerleşim yeri var. Buralara yani bu bölgeye yapılan şu an cam terasın üzerindeyiz. Allah muhafaza düşsek işimiz yoktu. Kesin ölürüz. Çünkü yaklaşık kaç metreydi Kamilciğim? En uç noktadan yere temas 137 metre. 137 metre yani Allah dese kaç kere Allah diyebilir? 6-7 defa. 6-7 defa diyebilir, sonra zaten tansiyon. Bence ağırlığa göre değişir. Evet tabii değişir. 1 kilo demir mi ağırdır? 1 kilo pamuk mu? İkisi de 1 kilo. Evet ikisi de 1 kilo ama normalde havasız bir ortam olsa demir daha ağır aslında. Yani siz daha çünkü iyi. Evet pamuk daha yavaş düşüyor. İnceledim, izledim. Bu kanyon burayla kalmış, şuraya doğru da evet, uzak. Şimdi... Biz kanyondan daha önemli olduğumuz için insan olarak önce kendimizi çektik. Evet. Evet, Asar Tepesi manzaralı. Evet, orada. Kanyon cam terasın ve restoran bölümü var. Tabii burası daha çok yazın turistlerin rağbet ettiği bir yer. Kamilciğim, turistler en çok hangi vakitlerde geliyorlar buraya Kamil'im? Genellikle yaz sezonunda burayı tercih ediyorlar. Evet. En yoğun olduğumuz sezon ne zaman? Ay olarak evet. Temmuz-Ağustos evet. Civarında. Bayramlara da tabii denk geldiği için değil mi Kamil? Mutlaka. Evet. Bu kadar yani. Kafe restoran bölümüne gelebilirsiniz. Aşağıda da şurada da bakın gölgelikli bir yer var. Şöyle bakayım hop terse gidiyor elim evet. Orası da çay bahçesi gibi bir bölüm. Normalde bu deremiz temiz olsa balıklar yetişiyormuş biz küçükken buralarda. Ben kendim o zaman temizken inmedim. Ama deri sanayi bölgesi burayı aşırı şekilde kirletti. Kıymetini bilmiyoruz. Çok fazla da bilinen bir yer değil. Buyurun gelin. Başımızın üstünde yerimiz var. Değil mi Senacığım? Evet, tabii ki de. Evet, saygılar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.